İstanbul'a geri çağrılışım. Bu tarihten 5 gün sonra yani 8 Haziran 1919'da İstanbul'a Harbiye Nazırı tarafından davet olunduğumu ve gizli sorum üzerine kimler tarafından ve niçin talep edildiğimi, ricalimizden bir zatın haber verdiğini vaktiyle bir münasebetle vuku bulan beyanatımda ifade etmiştim. O zat Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti makamında bulunan Cevat Paşa'ydı. Bunun üzerine İstanbul'la vuku bulmuş olan haberleşmelerin bir kısmı herkesçe malum olmuştur. Bu haberleşmeler Erzurum'da istifa ettiğim tarihe kadar muhtelif harbiye nazırlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Anadolu'ya dahil olalı bir ay olmuştu. Bu müddet zarfında bütün ordular aksamıyla temas ve irtibat temin edilmiş ve millet mümkün olduğu kadar aydınlatılarak teyakkuza getirilmiş ve uyandırılmış, milli teşkilat fikri yayılmaya başlamıştı. Genel vaziyeti artık bir kumandan sıfatıyla sevk ve idareye devam imkanı kalmamıştı. Vuku bulan davet emrine itaat etmemiş ve icabet göstermemiş olmakla beraber, milli teşkilat ve harekatın sevk ve teminine devam etmekte olduğuma göre şahsen asi vaziyete geçmiş olduğuma şüphe edilemezdi. Bundan başka ve bilhassa tatbikine karar verdiğim teşebbüslerin ve icraatın esaslı ve şiddetli olacağını tahmin güç değildi. Dolayısıyla teşebbüslerin ve icraatın bir an evvel şahsi olmak mahiyetinden çıkarılması ve bütün milletin birlik ve dayanışmasını temin ve temsil edecek bir heyet namına olması elzemdi. Sivas'ta genel bir milli heyet toplamak kararı bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın tatbiki zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki o nokta Anadolu ve Rumeli Milli Teşkilatını birleştirerek bir merkezden temsil ve idare eylemek üzere Sivas'ta genel bir milli heyet toplamaktı. Bu maksadın temini için yaverim Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da dikte ettiğim tamimin esas noktaları şunlardı. 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. Merkezi hükümet üstlendiği mesuliyetin icaplarının yerine getirmemektedir. Bu hal milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin hal ve vaziyetini göz önünde tutmak ve haklarının sesini cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak bir milli heyetin varlığı elzemdir. 5. Anadolu'nun her bakımdan en emin mahalli olan Sivas'a milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için tekmil vilayetlerin her livasından milletin itimadına masar 3 delegenin mümkün süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. 7. Her ihtimale karşı keyfiyetin bir milli sır halinde tutulması ve delegelerin lüzum görülen mahallerde seyahatlerinin kılık değiştirerek yapılması lazımdır. 8. Doğu vilayetleri namına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Belirtilen tarihe kadar diğer vilayetlerin delegeleri Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Toplantısına dahil olmak üzere hareket eder. Görüyorsunuz ki bu dikte ettiğim husus zaten vermiş ve 4 gün evvel Trakya'ya tebliğ etmiş olduğum bir kararın Anadolu'ya da tamimen tebliğ ile alakalı bulunuyor. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarengiz yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir buyurulur. Bu noktanın açıklığa kavuşması için arzu buyurursanız küçük bir izahatta bulunayım efendiler. O müsvedde işte aynen şu kağıtlardır. Göstererek dört maddeyi ihtiva ediyor. Muhteviyatını beyan ettim. Nihayetinde benim imzam vardır. Bir de vazife itibarıyla Erkan-ı Harbiye reisim bulunan Miralay Kazım Bey'in. Şimdiki İzmir valisi Kazım Paşa. Erkan-ı Harbiye'mden tebliğe memur Hüsrev Bey'in şu anda sefir, askeri makamlara şifre eden yaveri Muzaffer Bey'in ve mülki makamlara şifre eden bir memur efendinin imzaları vardır. Bundan başka daha bazı imzalar vardır. Bu imzaların bir müsveddeye konması güzel bir tarih ve tesadüftür. Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi. Daha Havza'da bulunduğum sırada Ankara'da bulunan 20. Kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa'dan bir şifre telgraf aldım. Bu telgraf Tanıdığınız bir zat bazı arkadaşlarla İstanbul'dan buraya gelmiştir. Hareket suretleri hakkında ne emir buyuruyorsunuz mealindeydi. Adeta bir muammayı andıran bu telgraf pek ziyade merakıma ve şaşırmama sebep oldu. Söz konusu zatı tanıyorum. Benden hareket attı soruyor. Ankara'da arkadaşım olan emin bir kumandanın yanında telgraf da şifredir. O halde neden ismini şifre olarak dahi yazdırmaktan çekiniyor? Bir hayli düşündüm. Anlar gibi oldum. Tahmin buyurulur ki muamma haliyle iştigale zamanın müsait değildi. Fakat Fuat Paşa'yı yakından görmek, mıntıkaları, mühitleri, düşünceleri hakkında fikir alışverişinde bulunmak bence pek ziyade arzuya değerdi. Bu muammalı telgraftan ilham alarak kendisine şu ricada bulundum. Ankara'dan ayrıldığınızı hissettirmeyecek tertibat ve tedbirleri aldıktan sonra isim ve kıyafet değiştirerek birkaç gün için süratle bana geliniz. İstanbul'dan gelen arkadaşları da beraber getiriniz. Hakikaten Fuat Paşa dediğim gibi Havza'ya hareket eder. Fakat bazı zorlayıcı sebeplerden dolayı derhal Havza'yı terk edip Amasya'ya gitmeye mecbur olmuştur. Fuat Paşa Havza yolunda vaziyeti anlar ve Amasya'ya yönelir. İşte bu suretle 21-22'de Amasya'da nezdimde bulunuyor. İsmi şifrede zikrolunmayan zat da Rauf Bey'di. İstanbul'u terk etmek üzere ikametgahımdan otomobile bineceğim esnada Rauf Bey nezdime gelmişti. Bineceğim vapurun takip olunacağını ve İstanbul'dayken tutuklamadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı emin kaynaklardan işitmiş onu haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı tercih ettim ve hareket ettim. Kendisine de önünde sonunda İstanbul'dan çıkmak mecburiyetinde kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Rauf Bey hakikaten İstanbul'dan çıkmak lüzumunu hissetmiş ve çıkmış. Fakat benim yanıma gelmedi arkadaşı olan 56. Fırka Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey ile buluşmak üzere ve İzmir cephesine daha yakın bir yerde daha faal ve daha faydalı olacağını farz ederek Bandırma-Akisar yoluyla Manisa havalisine gitmiş. Gittiği yerde manevi ahvali bozuk, vaziyeti tehlikeli ve müthiş görmüş derhal isim değiştirerek oradan ödemiş Nazilli, Afyon Karahisar üzerinden Aziziye Sivrihisar yoluyla ve arabayla da Ankara'ya Fuat Paşa'nın nezdine gelmiş ve bana müracaat etmiş. Pek güzel ama ismini saklamak suretiyle beni üzmekte mana var mıydı? Diğer taraftan 3. Kolordu kumandanım olup Samsun mutasarrıflığında bıraktığım Refet Bey'i artık Sivas'a Kolordu merkezine görmek istiyordum. Birkaç defa gelmesi için emir vermiştim. Bağlı yerlere çıkmış. Emirlerime cevap dahi alamıyordum. Nihayet o da tesadüf eseri o gün gelmişti. Rauf ve Refet Beylerin tereddütü. Şimdi imza meselesine gelelim. Ben Müsvedde'nin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını arzu ettim. O esnada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa diğer bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey, misafir olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde bir alaka ve selahiyet görmediğini nezaketen ifade etti. Bunun tarihi bir hatıra olduğunu ifade ederek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refet Bey, imzadan kaçındı ve böyle bir kongrenin yapılmasındaki maksat ve faydayı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan biri beraber getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola nazaran anlaşılması pek basit olan bir meselede gösterdiği fikir ve hissi haletten elem duydum. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa görüşümü anlayınca derhal imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in tereddüdü sebebini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa, Refet Bey'den biraz ciddi surette açıklama istedikten sonra Refet Bey müsveddeyi elini alarak kendine mahsus bir işaret koydu öyle bir işaret ki bunu bu müsvette de bulmak biraz müşküldür. Buyurun merak eden inceleyebilir. Efendiler, lüzumsuz gibi görülebilen bu izahat, mütakip senelere ve hadiselere ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yararlı olur zanlıyla yapılmıştır.